Merhaba. Erdoğan'ın sağlığı son iki yıldır geri döndürülemeyecek biçimde kötüledi. Önceki fiziksel ve zihinsel becerilerini kaybetti. Bunu olağanüstü perdeleme, sansür, prompter veya eline tutuşturulan okuma kartlarıyla telafi etmeye çalışıyor. Yine seçim dönemine kadar haftada 2 ya da 3 gün ortaya çıkıyor, kalan zamanını içinde tam teşekküllü bir hastane kurduğu sarayında geçiriyordu. Kampanya başlayınca gerek oyların bıçak sırtı olması, gerekse inatçı tutumu nedeniyle bunu aksattı ve bünyesi doğal olarak kaldıramadı. Tabi rutini bozup raydan çıkınca sağlık ekibi tekrar sahalara dönmesi için elinden geleni ardına komadı. Salı gecesi fenalaşan Erdoğan ancak cumartesi günü saraydan çıkabildi. Bu defa TOG'un direksiyonunda Aliyev vardı. Çağrıldığında sektirmeden davete icabet edecek tek lider. Erdoğan yürürken de yakın müttefikinin koluna girdi. Sağlığındaki gözle görülür bu gerileme dikkatli gözlemciler için sürpriz değil son 2 yıl içinde kamuoyunun gözü önünde gerçekleşen 3 olayı hatırlayalım. İlki 21 Temmuz 2021'de yaşandı. Erdoğan yığılmış gibi oturduğu koltukta video bağlantısıyla partililerle bayramlaşırken promptera rağmen sürekli takılıyor, yorgun hali dikkat çekiyordu. Sonra daha fenası oldu ve Erdoğan kendinden geçti. İkinci olay NATO zirvesinde Brüksel'de yaşandı. Tarih 24 Mart 2022. Bu tür zirvelerde liderlerle görüntü vermeye büyük önem veren Erdoğan, NATO zirvesi için Brüksel'e geniş bir heyetle adeta çıkarma yaptı. Amerika ve Fransa başkanları İngiltere ve Almanya başbakanlarıyla vereceği fotoğrafları düşünüyordu. Zaten her şey buna göre programlandı ve öyle servis edildi. Zirve toplantısından önce klasik aile fotoğrafı çekilirken Erdoğan elinden geleni ardına komadı. Fotoğraf çekiminden saniyeler sonra toplantı için salona geçildiğinde Tüm liderler masada kendilerine ayrılan yerlere otururken o da ne? Erdoğan'ın koltuğunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oturuyordu. Erdoğan'ın sağlığı muhtemelen kötüledi ve son dakikada toplantıya katılamadı. Basın toplantısındaysa bu sorulmadı. ne Türkiye'de ne de dünyada hiçbir gazeteci merak etmedi. Üzgünüm o sırada bunu benden başka kimse sormadı. Dış basın dahil en azından ben rastlamadım. Üçüncü olay yine 2022 yılının Temmuz ayında yaşandı. 3-5 Temmuz tarihlerinde Erdoğan Ankara'da Somali Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacaktı. Somali Cumhurbaşkanı bir gün önce 2 Temmuz'da Ankara'ya geldi. Bunu da kendi resmi Twitter hesabından duyurdu. Orada dikkat çeken bir başka şey de Erdoğan'ın konuk cumhurbaşkanı için kendi uçağını gönderdiği gerçeğiydi. Yani Hesapta olmayan bu tweetle Somali Cumhurbaşkanı'nı Türkiye Cumhurbaşkanlığı uçağının getirdiği ortaya çıktı. 4 Temmuz'a gelindiğinde Erdoğan 3 gündür sarayından çıkmamıştı. Konuk Cumhurbaşkanı ise 2 gündür konakladığı otelde bekletiliyordu. Erdoğan 5 Temmuz'da İtalya Başbakanı'nı karşılamak için ortaya çıktı. Bu ziyareti erteleme lüksü yoktu ama aynı gün iki karşılama yapacak enerjisi de yoktu. Somali Cumhurbaşkanı'na ise ancak 6 Temmuz'da karşılama töreni yapıldı. Tabi bunları da kimse gündeme getirmedi. Konuşmadığı üzerinde durmadı. Yine sadece ben yazdım. Neden? Çünkü bu konularda resmi saray kanalları dışında bir şey söylemek, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin kritik yapmak yasak Türkiye'de. Erdoğan'ın bedeni çöküyor. Bunu en yakınındakiler de acıyla gözlemlediği için olacak. Hilal Kaplan fenalaştığı ülke TV yayınından sonra attığı tweette ''Bazen sessizlik anlatılması zor olanı tüm berraklığıyla açık eder.'' dedi. Sessizlikten kasıt yayının kesilip 26 dakika boyunca dönmemesiydi. Erdoğan'ın göründüğü son karede ekranın köşesinde 23:42 yazıyordu. Yayına döndüğünde ise aynı köşedeki saat 00:08'i gösteriyordu. Aradaki 26 dakika yandaşlar için bir asır gibi gelmişti. Hilal Kaplan bunu tasvir ederken "Bazen bir an 10 yıl gibi geçer." diyecekti. Erdoğan'ın yakın çevresi içten içe tükendiğini görüyor durumu ne tıp ne alternatif tıp ne de ömrümden al ona ver duaları çeviremiyor artık. Zannedildiği gibi en büyük korkuları seçimi kaybetmek değil, Erdoğan'ın yokluğu. Bunun telafisi yok ve bu durumun bir numaralı müsebbibi de kendisi. Bırakın bir veliahtı öne çıkan çıkacak kimseye şans vermedi. Yetkilerini budadı tasfiye etti. Her şey ondan bilinmeliydi. Türkiye ne kadar farkında bilmem ama dünya Erdoğan'ın zamanının tükendiğinin farkında. Yani sonuçta Erdoğan dönemi 3 vakte kadar bitecek. Seçimli veya seçimsiz. Bir ayağı çukurda. AKP azgınlığı diye bir şey var ve bu en fazla onun ömrüyle sınırlı. Peki ya rejim inşasında mühim rol üstlendiği rejim de onunla birlikte sona erecek mi? Veriler pek öyle söylemese de bekleyip göreceğiz.